ve yeni bir haftadan herkese merhabalar. Konuşacak çok konumuz var bugün ama ilk önce konuğumuz Fatih geldi bugün. Fatih Kılıçarslanlı, Kral 66. Hoş geldin diyorum sana. Hoş buldum. Nasılsın? İyi, nasıl olsun? Ee, hala üzerimizde bir e, ada havası var. Fatih Hocam bak şu an ne gibisin biliyor musun? Nasıl? Şimdi biz dün akşam ses şarkı yarışmasını izledik. Sen bir kere sakalları falan kesmemişsin. Evet. Kıyafet de böyle birleşmeye uygun. Evet. Sanki böyle şurada şarkıyı söylemişsin, buraya gelmişsin gibi. Valla aslında akşam izledim programı Hakan. Ben de onlarla birlikte şarkımı söyledim ama Aziz yine benim şarkımı çalmış. Benim söyleyeceğim şarkıyı çalmış. <laughs> Hangi şarkı? Her halin aklında diyor, her kıvrımım diyor ya. Onu ben söyleyecektim. Bu ne abi? Ee, abi o kıvrım işte. <laughs> yani o kıvrımı bahsedecektik ama onun dışında da tabii bir de... Ee, çok sevdiğim kardeşim bizim Mümin'den ee, ben yoruldum hayatı çok güzel söyleyecektim. Yorumlayacaktım. Onun süre olmasına... kalsam Yorulmayacaktım. Onun kadar Daha saydık tabi Yorulmayacaktık ama Sesin olmadı. iyi mi? Fena değildir. Şu an biraz Bir söylesene ben yoruldum hayatı. <laughs> abi çok kısa ilk şeyini yaptı. Tabii abi. E ee, biz çektim ya... dünyanın devam etti diye. Dünyayı çektim dünyanın namert üzere. Ama bunu söylemem için de bir moda girmem lazım. Ee, buradan da tabi Mümin'ime selam olsun. Yozgoda selam olsun diye. Var mı gözünden düşenler survivor'lar? Var olmaz mı? Çok ama e tabi biz abiyiz ya. Hep affeden taraf oldum biliyor musun? Helal olsun. Hep affeden taraf oldum. Çok eleştirdik seni. Sende biliyorum. Kaldı. Biliyorum <laughs> beni bu masada nasıl gömdüğünüzü biliyorum. Aslında ben de bu <laughs> masaya geldim. Sizi gömeyim dedim ama size de kıyamıyorum. Şimdi siz de işinizi yapacaksınız ee, tabii burada. Survivor zaten böyle bir format. Herkes yani yarışmacıyı orada eleştireceksin tabii ki. Ama inanın sizin görmediğiniz noktalarda bizim çok zorlandığımız anlarda, görmediğiniz anlar yaşadığımız olaylar e siz sadece 24 saatin 10 dakikasını yorumluyorsunuz. Evet. Ama biz orada o kadar çok sohbet edip muhabbet edip realiteler yaşıyoruz ki. Doğru. Onların hepsi tabii yansımadığı için e, izleyiciler de belki bazen e, sizin yorumlarınızla farklı da Hı. yönlerimizi de görebiliyor. Peki bir şey soracağım. En güzel en böyle oturaklı eleştiri seni her zaman en iyi tanıyandan gelir. Kesinlikle. Leyla ablamın eşinin adı Leyla. Evet. Çok selam olsun ona da. Eve gittin, sarıldınız. Kızın Azra'ya sarıldın. Hadi. Sana herhangi bir eleştiri yaptım ya da ya şunu yaptım. niye şöyle yaptın Yaptı. dedi. Oğlum. Ne dedi abi? Söyleyeyim mi? Söyle tabii ki. Keşke dedi ilk konseyde dedi ben bu gruplaşmayı ortaya çıkaracağım şey var bunu da çıkartacağım demeseydin dedi. Sert bir giriş yaptın dedi. Hı. Ama ben de diyorum ki ben o dört günde çok haksız idam masasına çıkar. Yani bir yarışmacı özellikle Survivor platformunda bir yarışmacı henüz dört günlük performansla oraya çıkartılıp idam edilmemeli. Hmm. Ya yani dört günde ne verebiliriz ki? Mesela parkurlara alışamıyorsun. sıcağa Sıcağı, ada yaşantısına aç. Yani ikinci günden, üçüncü günden sonra zaten açlık vurmaya başlıyor. Gerçekten. E ben işte dördüncü günde herhalde yanlış hatırlamıyorsam beşteki performansım falan vardı. Hı hmm. Beş oyun oynamışım. Daha beş oyun ya. E bana direkt dediler ki senin performansın kötü dedi. Kulaklar için nasıl bizim Özgür. Senin dedi performansın kötü dedi. Ben dedi yani seni söyleyeceğiz. Dedim canınız sağ olsun. Ya orada bir şaşırdım. Ben bana bir müsaade edilmesini, bir kendimi göster bekler, bir kendimi göstermek isterdim orada. Tabii. Ona müsaade etmediler orada. aranızda nasıl bir iletişim vardı? Ben o iletişimi çok merak ediyorum. Yaşıt olduğunuz için özellikle. Ya aslında buradan giderken e, Özgürle biz aynı uçakta gittik beraber gittik e, seçmelerde beraberdik. Biz iki üç yıl önce de yine e, evrimlerin seçmesinde 2020'de, 2020'de evet. yine son elemede sen de vardın Hakan. Özgürle bizi yan yana oturttular hatta doğru doğru. Hmm. Böyle bir baktılar bize Acun abiler. Biz orada son elemede falan eğlenmiştik yine. Oradan tanışıyoruz Özgürle. Hmm. Ben ondan daha bir bana sahip çıkmasını işin açıkçası bana. ...bir tık daha değer vermesini... ...beni düşürmeye çalışan o gençlerin... ...hani şu an Z kuşağı dediğimiz... ...20-25 arası gençler var ya... Hı hı. ...onlar bana orada böyle bir... E, ...olur olmaz vururken... ...onun... ...ya ne yapıyorsunuz siz? Saygı duyuyorum bu sizin büyünüz ...demesini beklerdim. Yani bunu beklerdim. Evet Özgür Winner bir yarışmacı şu anda benim gözümde. Hı hı. Yani atışlarıyla... ...performansıyla... E, ...duruşu da olan bir arkadaşım. Ama... Mesela ben şunu çok net gözlemledim. Kafe ile ilgili galiba bir, e, bir diyalogunuz oldu. Ben orada bir şey Ben yaparım. sabah evet. Ya, evet. evet. Şimdi, şimdi evet. E, Survivor nedir? Önce onu bir tanımlamak lazım. Survivor hayatta yaşamda kalma mücadelesidir ve Survivor'da kalmak için arkadaşlar hikayeniz varsa, hikayenizi örüntülü bir şekilde tamamlayabiliyorsanız siz varsınız. Ben orada bunu yaptım aslında. Yapmaya çalıştım. Uh -huh. Ne kadar yansıdı halkımıza bilmiyorum ama ben orada adada hayallerimi gerçekleştirmek için her şeyden keyif aldım. Açlıktan, yokluktan, yokluk adasında evrim andım on kere. Evrim dedim senden sonra buralı tapusu bana geçti. Aziz ikimize geçmişti. Ama e, o hayallerimi gerçekleştirirken arkadaşlarım çok acımasız vurdular bana. Kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi de Özgür oldu. Ya ben o Tahta parçalarını o kadar zor bir şey ki imkansızlık. Elinde malzeme yok, bir şey yok. Kesiyorsun, biçiyorsun. Onları dikmek için toprağa gömdüm. Ellerim su topladı, patladı. Çok bilgim de yok bu arada. Çok bilgim de yok tabii. Ama bir hayalim var, bir şeyler yapma hayalim var. Benden önce Hikmet denen bir adam çıkmış. Çok güçlü bir adam çıkmış ve oraya spor salonları falan kendi kendine bir şeyler yapmış. E, Tur abi bir şeyler yapmış. E, orada Fatih Kılıç Hasan kral atmış aldı da hayalini gerçekleşecek bir şey yapacak. Tabii. yaptım yaptım bana Özgür dedi ki inşallah dedi bu gece dedi yıkılır dedi. Hani bunu şaka mı ayetle söyledi ama. Çok gerçekçi söyledi. Ya böyle. çok gerçekçi söyledi orada. Mesela dedi ki kırıcı, kırıcı yani. gece dedi 3-4 gibi kalkıp bir tekme atacağım ona sen dedi. Yıkılmazsa ben tekmeyle yıkacağım falan dedi. ya Şimdi bunu aslında o psikolojiyle söylerken karşındakine empati yapmalısın ve karşındakinin de ee, üzülebileceğini onun hayali olduğunu bu ya ben oraya kafa 66 yazmışım hı hı. bir hayalim bir hikayemi tamamlıyorum orada ne, bir de yani. mesela gel kardeşim hayırlı olsun gel kardeşim hayırlı olsun ya çok güzel olmuş elin emeğine sağlık yemin ediyorum o sabah kim söyledi bir Osman söyledi bana abi elin emeğine sağlık çok güzel olmuş dedi Aziz geldi sağ olsun o açılışımı yaparken, şey yaparken Aziz yardımcı oldu tabela yasarken. Evet. O kadar. Ona bırakmanı istedi hatta. Ona bırakmanı istedi. <laughs> ben de dedim herkes faydalansın. Ama bak şöyle bir şey var Fatih Hoca. Yani Survivor'da balık tutan sevilmez. Survivor'da ev yapan sevilmez. Survivor'da ön plana çıkmak isteyen sevilmez. Şimdi Özgür sana sahip çıksa kendi yerine ortak etmiş olacak. Evet. evet. Özgür sana sahip çıksa trene bir vagon daha koymuş olacak. E sonradan gelmişsin. Hazır orada dört tane oyu var altında. Evet. Neden sana sahip çıksın? Sen onu, onun içinde, o takımdaki gruplaşma içinde e, balon havalandığında e, irtifa kaybederse atılacak ilk ağırlıklardan biri oldun. Bence bunda biraz yedek gitmenin de etkisi var. Çok, yedek çok gitmek etkisi. çünkü çok zorluyor. Çok zor. Evet. Şeyi de e, değil mi? Evet yani bence de. Yani. Yani. Ya şöyle söyleyeyim size bak ben oraya gittiğimde bir birinci hafta aslında yedi gün geç gittik onlardan ama Orada çok net, şunu ilk girdiğim an hissettirdiler. Biz bir takımız, biz burada ne oyun alanda benchte, biz ne dersek o olur. Yani biz işte biz kimi seçersek sen öbürünü seçeceksin. Devrecilik mi yaptılar? Ve çok. O belliydi. O şarkı. çok belli. Yani inanın, ben bir şey itiraf edeyim, Tabii. bunu Türk halkı duysun. Benim izleyenlerim. Tabii duysun. şu an tüm Türkiye. Ben izliyor. kırmızı takıma verilseydim, yemin ediyorum. Yusuf kardeşim benim gençliğime çok benzetiyorlar Yusuf'u. Hareketli o da. Aynen çok hareketli. O da kalbi de temiz bir çocuk Yusuf. Çok seviyorum. Başarılı da. Yusuf kadar çıkışa geçerdim kırmızı takımda. Bakın Ertuğ karakteri orada nasıl çıkışa geçti? Hı. Oraya verildiğinde. İnanın o şekilde çıkışa geçerdim ama burada ben adam seçemedim. Hep seçtirildim. Özgür ve Osmanlı'nın sesinde. Evet. 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 İşte bir şey söylüyorsun. Hadi Özgür, Özgür ve Osmancan'a ben lafımı geçiririm. Kim orada patron? Yani patron derken yanlış anlamadım. Özgür. Özgür. Özgür çocukları bak bir şey söyleyeyim mi? Bu bir beceri ya. Saygı duyuyorum adama ya. Etkileşim. Oz büyücüsü gibi büyülemiş. Bak yemin Hı. ediyorum size. Bu bir başarı bence ya. Çok büyük bir başarı. Onu yapmak da başarı. Ama bak yiğidi öldür hakkını inkar etme. Özgür çocuk e, gayet net ve güzel bir şekilde performansını burada çalışarak düzeltip gelmiş. Burada atışlar çalışmış kendi yerinde. Şey yapmış anlattı bize hazırlandım diyor çocuk. E zaten ultra maratoncu bir adam. Hı hı. Hı hı. Yani alaylı sporun. Nefes de var. De. Tabii nefeste nefes de var. E, çocuk yapıyor şimdi. O, gençler de o ödül getirdikçe, ekmek getirdikçe, ödül kazandıkça son sayılarla baba, baba, <laughs> abi falan. Ben bize kardelen her sabah ben gözlemliyorum. Babacığım Babacım nasıl diye böyle eline yüzüne... İnat et. etme gibi bir şey oldu evet, artık. Evet evet. Tunga falan mesela çocuk. Ama bunun Survivor'daki dezavantajı ne biliyor musunuz? Sen 500 bin kişi arasından seçiliyorsun. Acun Medya gibi bir medya tarafından dünyanın en zor, en gözde yarışmasına seçiliyorsun. Ama oraya gidiyorsun. Sinek ikili oluyorsun. Bir başkasına evet, sinek ikili olup baba abi çekiyorsun. Ya bu kötü gösterir. Bakın kendi karakteriniz, kişiliğiniz, kimliğinizi, realitinizi göstermediğiniz müddetçe asla ve asla Survivor'da kalamazsınız. Onun için ben alfayı yazıp ben yalnız kurdum dedim. Ben onun için kendi hikayemi yapmaya çalıştım, kafa atmış yapmaya çalışıp yalnız durdum. Hı hı. Beni insanlar yanlış anlamış olabilirler. Mesela Özgür, Osman işte grup e dediler ki işte kendini gösteriyor, kendini ön plana atıyor. Asena dedi ki kral dedirttirmeye çalışıyor. Hayır arkadaşlar. Ben beni normalde tanıyan Hakan sen uzun senelerde tanırsın beni. E, Göz altından tabi, tanırsın. Tabii, Evrim mahallemin kızı. Yani e, ben çok dışarıda da çok enerjik bir adamım. Çok neşeli, çok bulunduğum ortama renk katmayı seven, böyle konuşmayı seven bir insanım. Ama e, orada bir adım öne çıktığın zaman hemen bam, bam bam üstüme bastılar. Sonra e, kendine kral dedirttiriyor dedi. Ya arkadaş bana 10 senedir Tüm ataşehir, tüm öğrencilerim, tüm çevrem, tüm Türkiye'deki tanıdıklarım kral derler. Benim lakabım bu. Açsınlar benim resimlerim. Bana açılmış pankartlar var kral diye. Evet. Maçlarda falan kral diye e, taçlı pankartlarım var. Girsinler bak.